1901 yılında Çin'in Jinan şehrinin güneyinde büyük bir cami. Camide 20'li yaşlarda bir genç. Kaçak durumda olduğundan dolayı saklanmak için buraya sığınmış. Bu gencin adı Wang Ziping ve o bir Hui. Ve Boxer ayaklanmasına katıldığı için bir süre ortalıkta görünmese iyi olacak. 3 soru. 1. Hui ne demek? 2. Boxer ayaklanması neyin nesi? 3. Wang Ziping de kim? İlk sorudan başlayalım isterseniz. Hui'ler kim? Çin ana kıtasında 620'li yıllara gidiyoruz. Sahabe Vehb bin Ebi Kevşer radıyallahu anh ve arkadaşlarının Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın davet elçisi olarak bölgeyi ziyaretlerini görüyoruz. Tarihi belgeler bu bilgiyi destekliyor. Çin'in ilk camisi bu tarihlerde kurulmuş. İzleyen yıllarda sahabe ve tabiinden olduğu söylenen ziyaretçilerle davet halkasına yeni Müslümanlar ekleniyor. 650'li yıllara geldiğimizde ise Hazreti Osman döneminde elçiler vasıtasıyla Tang hanedanlığıyla resmi görüşmeler yapılıyor. Tang hanedanıyla İslam'a davet yazışmalarının gerçekleştiği biliniyor. Bu yazışmalara dair onlarca vesika da bulunuyor. 8. yüzyılda Tang hükümdarıyla Abbas halifesi Mansur arasında yakın ilişkiler bulunuyor. Tang hanedanının yardım isteğiyle Horasan, Buhara ve Kaşgar gibi Türk İslam diyarlarından halife tarafından 4000 aile gönderiliyor. Bu aileler o dönemdeki ismiyle Chang'an, Kaifeng ve Yanjing şehirleri arasına yerleştiriliyor. O devirde hanedandan destek gören, yerli halkla kaynaşan ve akrabalık ilişkileri geliştiren bu aileler zamanla Çinlileşiyorlar. Ve bugün sayısı 200 milyonu bulan adlarına Hui denilen Çin Müslümanlarının atalarını oluşturuyorlar. Hui, dönen, ihtida eden ve özü sözü bir anlamında Mandarin Çincesinde yer alan bir karakter. İşte Çin asıllı Müslümanlar kendilerini bu kavramla tanımlıyorlar. Bu arada Uygurlar Hui değiller. Çünkü Uygurlar Türk asıllıdır. Huilerse her ne kadar asılları Türk ve Araplara dayanıyor olsa da Çinlileşmişlerdir ancak Müslümanlıklarını korumuşlardır. Şimdi gelelim ikinci soruya. Bir Hui olan Wang Ziping, Boxer ayaklanmasına katılmıştı. Peki, Boxer ayaklanması neyin nesi? 1984 yılında Çin ve o dönem bir sömürge devleti haline gelmiş Japonya savaşa tutuştu. Savaşın sebebi Çin'e bağlı bir krallık olan Kore'nin egemenliğiydi. Ağır bir yenilgiye uğrayan Çin, Shimonoseki Antlaşması'yla Japonya'ya büyük ödünler vermek zorunda kaldı. Ancak Japonya'nın uzak doğuda çok güçlenmesinden endişe duyan Avrupa devletleri ve Rusya araya girdi. Böylece Çin bu ödünlerin çoğunu geri kazandı. Tabii Avrupa size bir yardımda bulunuyorsa elbette ki bunun bir bedeli olur. Batılı devletler bu yardımlarının bedelini Çin'den çok ağır bir şekilde geri aldılar. Çin'den ödünler kapma mücadelesinde Rusya, Fransa ve İngiltere, Çin'in ekonomik bakımdan önemli yerlerini, bölgelerini işgal ettiler. Çin'i parçaladılar. 1894 yılında Japonya'ya karşı ağır bir yenilgi alması, batılı devletlerce parçalanması, Çin'de milliyetçi duyguları harekete geçirdi. Çin'in hakimiyeti Manchukuo hanedanlığındaydı ve bu hanedanlığa karşı kurulmuş gizli bir örgüt bulunuyordu. Doğru ve uyumlu yumruklar. Adından da anlaşılacağı üzere klasik Doğu dövüş teknikleri eğitimi üzerine kurulmuş dinsel bir örgüttü. Doğru ve uyumlu yumruklar. Avrupalıların çoğu Wushu savaşçıları oldukları için gelişi güzel Boxer'lar deyip geçiştirmişlerdi örgütü. Örgüt Manchukuo hanedanlığa karşı olmasına rağmen Çin'in son vahim durumu hanedanlıkla aralarındaki buzları eritti. Çünkü hanedanlık da, örgüt de Avrupalılardan nefret ediyorlardı. Hanedanlığı yöneten İmparatoriçe Cixi, Boxer'larla anlaşmak istedi. Bakanları aracılığıyla Boxer'ları etkilemeye ve finanse etmeye başladı. Çok geçmeden Boxer'ların pankartlarında yeni bir slogan belirdi. Huing'i destekleyin, yabancıyı yok edin. 1899 yılının Kasım ayında ayaklanan Boxer'lar, Çin'deki yabancı temsilciliklere, misyonerlere ve yabancı devletlerce yapılmakta olan demir yollarına ve oradaki çalışan işçilere saldırmaya başladılar. Kısa sürede Avrupalıların kalbinde Boxer'ların korkusu büyüyordu. Çünkü Çin'deki Avrupa elçilikleri Pekin'deydi ve Boxer'lar gittikçe Pekin'e yaklaşıyordu. Tabii Çin'in Avrupalılardan temizlenmesi ve egemenliği için Çinli Müslümanlar da, Hui'ler de
doğru ve uyumlu yumruklara destek oluyordu. Yani sadece milliyetçi Çinlilerden oluşmuyordu örgüt. Ayaklanmadan büyük rahatsızlık duyan dönemin etkin devletleri İtalya, ABD, Fransa, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Japonya, Almanya, Birleşik Krallık ve Rusya 8 devlet ittifakını kurdular. 54 bin kişilik bir ordu hazırladılar. İmparatoriçe Cixi büyük bir gösteri düzenleme bahanesiyle Boxer'ları gizlice ordusuna yerleştirdi. Böylece Boxer'lar ansızın yabancılara saldırdılar. Yabancılar büyük bir bozguna uğramanın eşiğindeydiler. Ta ki 8 devlet ittifakının destek ordusu yetişene kadar. 14 Temmuz 1900 tarihinde Tianjin'de Boxer'larla çok kanlı bir savaş meydana geldi. Boxer'lar silah teknolojisi bakımından çok zayıftı. Ellerindeki kılıç ve mızraklarla dövüş tekniklerine oldukça hakimdiler. Ancak Avrupalının elindeki teknolojik silahlarla baş etmek için bunlar yeterli değildi. Aynı zamanda Avrupalının düzenli ve disiplinli bir orduya sahip olması karşısında düzensiz bir yapıdaydı Boxer'lar. Sonuç olarak ağır bir yenilgiyle savaş sona erdi ve tarihe Boxer ayaklanması olarak geçti. Savaş sonrasında sömürgeci devletler çok vahşi bir yağma gerçekleştirdi. Binlerce kadın bu yağmadan dolayı intihar etmiştir. Gelelim son sorumuza. Camiye sığınan Wang Ziping adındaki genç de kim? Bir de onu tanıyalım. Bakın Kung Fu, Wushu, Uzak Doğu dövüş stilleri deyince akla hemen kimler gelir? Jackie Chan, Bruce Lee veya Ip Man falan gelir. Çünkü bize tanıtılan onlar. Çünkü bilmemizi istedikleri onlar. Ama Wang Ziping ismini muhtemelen yeni duymuş olacaksınız. Müslüman kimliğinden dolayı ön plana çıkarılmak istenmemiş. Halbuki en az diğerleri kadar tanınmaya değer bir kişilik olduğunu birazdan öğreneceksiniz. Wang, Hui'ler için çekirdek bir yer olan Hebei'deki Jiang ilçesinde doğdu. Wang'ın babası ve büyük babası ünlü dövüş ustalarıydılar ve bu işten geçimlerini sağlıyordular. Zira Hui'ler dövüş eğitimine ayrı bir önem veriyorlardı. Hala da öyle. Camilerde sadece Kur'an-ı Kerim dersleri verilmez. Aynı zamanda geleneksel dövüş eğitimleri de verilir. Hatta bayramlarda veya özel günlerde dövüş gösterileri bile yapılır. Hui'ler, Wushu ve İslam Sufi geleneğinin birleşimi yeni stiller geliştirmişlerdir. Wang'ın babası, oğlunun dövüş ustalığıyla uğraşmasını istemiyordu. Çünkü Dul İmparatoriçe Cixi döneminde ateşli silahlar kullanılmaya başlanmıştı ve bu da yakın dövüşün zayıflaması demekti. Bu işten para kazanmak zorlaşacaktı. Bunun yanında çok ciddi sosyal sorunlar da vardı. Bu yüzden onun bir devlet memuru olmasını istiyordu. Ancak Wang'ın isteği farklıydı. Babasının zıddını istiyordu. Daha 7 yaşından itibaren dövüş stillerine çalışmaya başlamıştı. Aldığı Kur'an eğitiminin aralarında çoğu zaman ağırlık kaldırma ve sıçrama egzersizleri yapıyordu. Genç yaşlarda gelişimini bayağı ilerletmişti. Hatta içindeki istek onu Boxer'lara katılmaya itmiş, doğru ve uyumlu yumrukların bir üyesi olmuş ve Boxer isyanına katılmıştı. İsyandan sonra Güney Jinan'a kaçarak büyük camiye sığınmıştı. Askerler Boxer'ların son kalıntılarını avlarken Ziping camide yardım için Allah'a dua ediyordu. Olaylar yatışınca Ziping camide kendisi gibi bir Boxer olan biriyle tanıştı. Bu Wushu'nun büyük üstadı Yang Hongxiu'ydu. Sonunda babasının onu uzaklaştırmak istediği şey elinin altındaydı. O günden sonra kendini Wushu'ya adadı. Ziping doğaya karşı yoğun bir sevgi besliyordu. Bu sevgi Sufi geleneğinden geliyordu. Sık sık doğada gezer ve tefekkürde bulunurdu. Aynı zamanda kuşların ve diğer hayvanların hareketlerini büyük bir dikkatle inceliyordu. Mesela avının üzerine alçalan bir kartal, çayırda hızla hareket eden bir tavşan, kendini tehlikeden kurtarmak için ustalıkla sıçrayan bir köpek gibi. Böylece kendine özgü yeni stiller geliştiriyordu. Geçtikçe gücü ve refleksi arttı ve Wushu da ölümcül bir kombinasyona erişti. Kendisini geleneksel tıpta da geliştiren Ziping, çok yönlü bir dövüş sanatçısı olarak çevresi tarafından alkışlandı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde Merkez Dövüş Sanatları Enstitüsü'nde Shaolin bölümünün başına atandı. Aynı zamanda Çin'deki en yüksek Wushu organizasyonu olan Çin Wushu Derneği'nin başkan yardımcılığını yaptı. Çin'deki büyük hastanelere danışmanlık da dahil olmak üzere birçok başka ünvan ve sorumluluğa sahip oldu. Ziping hayatı boyunca büyük bir vatanseverlik ve dövüş sanatlarına karşı asla azalmayan bir coşku sergiledi.
birçok dövüş müsabakasında bulundu. Bir Alman boksörle müsabakası meşhurdur mesela. Veya caminin kapısında bulunan tarihi motifleri almak isteyen bir grup Alman'a karşı camiyi savunması ve onları vazgeçmek zorunda bırakması veya 10 Japon'la ağırlık kaldırma yarışmasına girmesi vesaire gibi efsaneleşmiş birçok olay yansımış hayatına. Boxer isyanından sonra Avrupa'nın tahakkümü daha da arttığı için birçok yabancıyla dövüş imkanı bulmuştur. Yani o meşhur Ip Man tarzındaki Çin filmlerine ilham veren bir hayatı vardı. Anlayacağınız, kimisinin hayatında olmadığı halde filmine yansıyan efsanevi dövüş sahneleri bu adamın bizzat hayatında vardı. İnşallah birileri bu ustanın da hayatını sinemaya döker de izleriz. Aslında zamanında Çin'de bir filmi yapılmış, çok eski. Ancak orada Wang'ın Müslüman kimliği gizlenmiş, ailesi Budist olarak gösterilmiş maalesef. Ruhu ve dayanıklılığı yorulmak bilmeyen bu Müslüman şahsiyet sonunda uzun bir hastalık nöbetini yenemedikten sonra 1973 yılında vefat etmiş. Ama birçok Çinli Müslüman ve gayrimüslim için ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Müslümanların o kadar zengin bir tarihi ve birikimi var ki insan hangisine yetişeceğini şaşırıyor gerçekten. Kim bilir daha tanımadığımız ne efsaneler vardır.